LGS 2023 yaklaşıyor. Öğrencilerimiz sınava doğru her geçen gün daha fazla deneme çözüyorlar. Ve şunu da hatırlatmak istiyoruz arkadaşlar. LGS 2023'te aynı LGS 2020 gibi sadece birinci dönem konularından sorumlusunuz. Ve sınavda size sadece birinci dönem konuları var diye inanılmaz zor, inanılmaz bilgiye dayalı sorular sormak yerine size yoruma dayalı, hız gerektiren, dikkat gerektiren, dikkatli bir şekilde okuyamayacağınız sorularla zorlayacaklar. Dolayısıyla bu tarz sorulara karşı bol bol deneme çözmeniz lazım. Hızlanma denemelerimizde esasında öğrencilerimizin bu isteği için hazırlandım. Mesela öğrencilerimizden Fatma Kalender demiş ki, "Hocam LGS'ye çalışıyorum. Denemelerde sürem asla yetmiyor. Netlerim de yükselmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum." demiş. Yine Cemre Koçak öğrencimiz, "Deneme sınavında süre sıkıntısı yaşıyorum. Bunun için ne yapmalıyım?" demiş. Arkadaşlar, bizler hızlanma denemelerimizde esasında öğrencilerimizin bu soruna yardımcı olmaya çalıştık. Hızlanma denemeleri tüm derslerde sizlere ilk başta bir değerlendirme kitapçığıyla başlıyor. Yani burada denemelerin içerisinde çıkacak sorularla alakalı değerlendirme kısmı var. Sonrasında sözel ve sayısal toplamda 4 deneme var. Aynı zamanda ekstra 5 dijital denemeyle esasında kitabımızda toplamda 9 deneme var. Bu denemelerin her biri LGS 2023'te sizin hızlı bir şekilde soruları doğru yapmanız için özel olarak hazırlandı. Bu soruları çözerken takıldığınız sorular olabilir. Bu durumda kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan detaylı bir şekilde dinlemelisiniz arkadaşlar. Ve denemelerimizin sonrasında yine optik formlarımız da var. Burada da her soruda değil de işte her iki sayfada bir optik forma cevaplama yöntemini de uygulamanız gerekiyor. Şimdi tekrar söylüyoruz. LGS 2023'te aynı LGS 2020 gibi sadece birinci dönem konuları olacak ve sadece birinci dönem konuları olduğu için, yani konular yarı yarıya azaldığı için, sizlere zorlayıcı sorular soracaklar. Fakat tekrar söylüyorum, bu zorlayıcılık bilgiden kaynaklı değil. Bu zorlayıcılık sizlerin dikkat yeteneğinizi, hız yeteneğinizi ve soru çözme yeteneğinizi ölçecek. Dolayısıyla LGS'ye yaklaştıkça hemen hemen her gün deneme çözmeye çalışın arkadaşlar. Ve denemeleri çözerken hani 90 soruda oturup beklemeniz gerekiyor. Vücudunuz 90 soruyu bir oturuşta dikkatli bir şekilde çözmeye alışsın. Mesela biz sadece hızlanma denemeleri değil, aynı zamanda ana denemeleri, geri sayım denemeleri, doz denemeleri, birçok denememiz var. Ve birçok deneme hazırlamamızın sebebi de LGS'nin kendisi de bir deneme esasında. Yani LGS 2023'e girdiğinizde sözel ve sayısal bölümden oluşan bir deneme çözeceksiniz. İşte bu denemede, yani bu gerçek denemede en iyi sonucu yapabilmek için bol bol deneme çözmeniz gerekiyor. Ve bu çözdüğünüz denemelerde de takıldığınız soruların çözümünü mutlaka izlediğiniz gibi, aynı zamanda burada analiz sayfasından, bakın şurada gösteriyorum, analiz sayfasından da mutlaka yaptığınız yanlışla alakalı kendinize ödev vermeniz gerekiyor. Yani matematikte EBOB EKOK sorusunu yanlış mı yaptınız? O zaman EBOB EKOK'la alakalı kendinize ödev verip bu konuları, bu eksikleri kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Hızlanma denemelerimiz yeni nesil Milli Eğitim Bakanlığı tarzı sorularda öne geçmek ve hızlanmak isteyen öğrenciler için hazırlanmış özel bir deneme. Bu denememizi Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç yarısından bulabilirsiniz. Hadi bakalım, ödülü sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah LGS'de hayal ettiğinizden çok daha yüksek netler yaparsınız. İnşallah 90'da 90 yaparsınız diyelim. Görüşmek üzere.